Bariyer Dibinden mutlu günler değerli izleyenler. Yayınımıza hoş geldiniz. 12 Mart Cuma akşamındayız ve 13 Mart Cumartesi günü yapılacak olan koşuları yayınımızda değerlendireceğiz. İlk olarak şöyle bir günün programına gideceğiz. Ardından konuklarımı sizlere takdim edeceğim ve devamında da sırayla koşuları değerlendirmeye başlayacağız. Günün programına bir gidelim ilk olarak. Baktığımızda heyecan ilk olarak Adana'da start alacak. Adana'da 10 koşulu bir program ve 2 altılı ganyan bizi bekliyor sevgili dostlar. Günün ilk koşusuyla birlikte saat 13'te Adana'da altılı ganyan, 1. altılı ganyan start alacak. 2. altılı ganyan 5. koşuyla birlikte saat 15'te başlayacak sevgili dostlar. Ve istinyaganyan.com yarış yorumcusu Serdar Aydoğan bizimle birlikte olacak. Serdar abi yayınımıza katılacak, Adana koşularını değerlendirecek ve günün programına baktığımızda Adana'nın hemen ardından İstanbul'da heyecan devam edecek. İstanbul'da da 8 koşulu bir program. 3. koşuyla birlikte saat 18.30'da altılı ganyan start alacak. Tahminkulübü.com yarış yorumcusu Cüneyt Meral bizimle birlikte olacak ve Cüneyt abi de İstanbul koşularını değerlendirecek sevgili dostlar. Bizler ilk olarak yayınımızda İstanbul diyeceğiz. Ardından Adana koşularını da değerlendireceğiz ve Cüneyt abi yayınımıza hazır, bir hoş geldin diyelim. Ardından İstanbul koşularını konuşmaya başlayacağız sevgili dostlar. Cüneyt abi hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Sağ ol Cemil. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler abi. Biraz özlettin kendini. Seni gördük, daha iyi olduk bizler de. 8 koşulu bir İstanbul programını değerlendireceğiz. Genelinde programı nasıl bulduğunu soralım sana. Ardından yorumları almaya başlayacağız. Evet, güzel bir program var yine her zaman olduğu gibi. Zaten yavaş yavaş şimdi Adana'da, İzmir'de çim pist koşuları da başladı. İstanbul'da da biliyorsunuz Nisan'ın ikinci haftasında çim pist yarışları başlayacak. Sezon geliyor yavaş yavaş. Havalar da güzelleşmeye başladı. Güzel de bir program var. Güzel yarışların, keyifli yarışların olacağını tahmin ediyorum. Yine iyi atlar yavaş yavaş sahne almaya başlıyorlar. Yarın yine bunlardan evet, birkaçı start alacak. Dolayısıyla güzel, keyifli bir program olmasını bekliyorum. Cüneyt abi, programa baktığımda özellikle iki tane maiden mücadele var ki oldukça uzun mesafeli. 2000 metrede yapılacak maidenlar. Onlarla ilgili de senin yorumlarını çok merak ediyorum. Biz ilk olarak günün 3. koşusuna, İstanbul'da altılı ganyanın başlangıç ayağına geçiş yapalım. Saat 18.30'da altılı ganyan start alacak dedik. Ve şartlı 4 mücadelede 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetikte boy gösterecek. 9 isim koşuya deklare. Sözü sana bırakalım. İstanbul'da altılı ganyan nasıl başlar? Evet, güzel çekişmeli bir yarış olacak gibi duruyor ama yarışın gidişatına baktığımız zaman startla birlikte muhtemelen Ulubatır öne düşecek. Şenhan da onu kovalayacak. Şenhan da biliyorsunuz aradan sonra koştu, yarışı kazanmıştı. Biraz süratli bir tempoda gitmesini bekliyorum. Bir numaralı Duman benim burada bank olarak önereceğim isim oldu. Daha evvel Halis Kartaş bu ata bindi. Yarışını da çok beğendi. Kazandığı yarıştan sonra da hatta antrenörüne çok iyi bir at olduğunu, bu atın bu kadar iyi koşmasını beklemediğini söylemişti. Yani kazanacağını düşünüyormuş. Ama bu kadar kabiliyeti bir at olduğunu ben bilmiyordum. İnşallah yine buluşuruz diye bir söz vermişlerdi. Bugüne kısmet olduğunu düşünüyorum. Yarış temposu çok lehine gelecek Duman'ın. Ben daha önce de bindiği yarışta, kazandığı yarışta da söylemiştim. Tek olarak görüyordum o yarışta da. Bu yarışta da banka gönderiyorum. Çünkü kantarmasına çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Halis Karataş da sprint atlarıyla, beklemeyi seven isimlerle iyi yarışlar koşuyor. Bu at da ele tabi gidiyor. Kısa bir sprinti var. 300'e kadar tutup ondan sonra sprint yapan bir at. Dolayısıyla iyi idare edeceğini, düzlükten sonra da yerinde yürütüp yine koşuyu lehine çevireceğini tahmin ediyorum. Bir numaralı Duman ben banko olarak görüyorum. Evet, bir bankoyla başladık İstanbul koşu yorumlarına. Birinci ayakta Halis Karataş'la daha önce iki defa bir araya gelen ve bir birincilik çıkartan bir numaralı Duman şablonumuzda banko olarak yerini aldı ve ilk ayak için notumuzu aldık. Geçiş yapacağız İstanbul'da günün ikinci ayağına. İdris Bey'den gelen mesaj, Cüneyt Bey hoş geldiniz, şansımız açık olsun, başarılar dilerim diyor. Ve Mehmet Barensel, Cemil Bey iyi programlar, Cüneyt Bey'e de selamlar mesajını göndermiş, dostlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Günün dördüncü koşusu İstanbul'da altılı ganyanın ikinci aya. Detaylara gideceğiz ama kısa bir hatırlatma yapalım sevgili dostlar. Gerek şu an bizi canlı seyreden, gerekse canlı yayının ardından tekrar seyredecek dostlarımız, kanalımıza hala abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Ve bir de şöyle bir beğeni butonuna basıp yayınımızı ön plana çıkartabilirsiniz. Katıl butonumuz aktif. Katıl butonu üzerinden de aylık 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle dilerseniz kanalımıza destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Ve bu detayların ardından günün dördüncü koşusu İstanbul'da altılı ganyanın ikinci ayağının
detaylarına gidelim. Maiden mücadele, o sana bahsettiğim maidenlardan birisi Cüneyt abi. Dişilere mahsus yarış, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetikte boy gösterecek. 9 isim koşu yedekleri, 3 numaralı Miss Defne ve 7 numaralı Sarah Connor ekür olarak start alacak. Sözü sana bırakalım, bu maidenden çıkmaya yakın isim ya da isimler sence kimler? Evet, şimdi uzun mesafeye çıktıkları için biraz tehlikeli bir yarış görüyorum. Yani öne çıkan, hani kısa mesafeli yarışlarına göre öne çıkan bazı isimler var. Aynı performansı bu yarışa taşırlarsa muhtemelen koşu ile yine çevirebilecek isimlerin başında gelirler ama dediğim gibi yani pist ve mesafe değiştiği zaman atların bir yarışını görmek lazım. Yani bir anda bu kadar uzun mesafeye çıkıyorlar. Sözü fazla uzatmayayım. En çok şans verdiğim isim 4 numaralı Pace burada benim. Bana göre tamam, normal şartlarda kısa mesafeli bir yarış olsa koşuyu kazanmaya en yakın isim olup banko olarak önerecektim. Yani yine de ufak kuponlar için tek alternatif olarak görüyorum. Yani uzun mesafeye çıktı kötü koşacağından değil, ne koşacağını tam kestiremiyoruz. Yarışın gidişatını bilmediğimiz için bir yani tereddütlü konuşuyorum o açıdan. Yoksa normal şartlarda evet, son yarışlarını tekrarlarsa bugün koşuyu kazanmaya en yakın isim 4 numaralı Pace'i görüyorum. Bir çizgi çekelim buraya. Rakip arayanlar için öncelikle ekürü avantajıyla Miss Defne tabii ki. Son yarışını ben çok beğendim. Biraz trafik problemi yaşadı yarış içerisinde. Ha o gün için o sıkıntıyı yaşamasa öndeki atı geçebilir miydi bilmiyorum ama biraz daha birincilik mücadelesinin içinde olabilirdi. Yarışını beğendim. Uzun mesafede lehine. Dolayısıyla ciddi rakip olarak öncelik onu görüyorum. Daha sonra son yarışını ölçü almadığım Raving Moon var. Yani ilk yarışındaki ikinciliği çok iyiydi. Son yarışına biraz hayal kırıklığı oldu ama bu kez uzun mesafede çok daha etkili bir yarış koşabilir. Kuponları yazalım. 1 numaralı Commitment ve 2 numaralı Mary Falcon'da daha da geniş kuponlarda yeri olanlar için değerlendirmeye alınmalı. 4 numara bence kazanmaya yakın. Dediğim gibi 3 ve 6 öncelikle rakip tutuyorum. Daha geniş kuponlar için 1 ve 2 benim burada önereceğim isimler. 4 numaralı Pace. Kazanması normal sonuç olur diyorsun. Bir alternatif banko önerin oldu. Çizgi çekiyoruz. Yanına 2 ciddi rakip önerdin ilk olarak. Bunlar sırasıyla 3 numaralı Miss Defne ekürü avantajı da var. 6 numaralı Raving Moon şeklinde bir çizgi daha çekip daha geniş oyunlar içinde 1 numaralı Commitment ve 2 numaralı Mary Falcon şeklinde sıralama geldi. Senden Cüneyt abi. Şöyle bakalım. Evet, şimdi İbrahim Yücel'den gelen bir mesaj var. Yayın bozuldu, ses yankılı iki kere geliyor diyor. Diğer bizi seyreden dostlarımızdan da rica ederim. Ses konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yoksa sadece İbrahim Yücel mi bu sıkıntıyı yaşıyor? Onu bir teyit edelim sevgili dostlar. İbrahim Yücel bu arada bize ilk ayakla ilgili yorumu tekrar sormuş. Ses sanırım kendisine sağlıklı ulaşmamış. Halis Karataş da start alacak. 1 numaralı Duman, Cüneyt abinin banko önerisi oldu. Ve ikinci ayakta da 4 çizgi 3-6 daha geniş oyunlar içinde 1-2 şeklinde notlar alındı. Evet, şu anda İbrahim Yücel de düzeldi diyor. Biz tekrar da paylaşmış olalım. Mustafa Ambarcı'dan gelen mesaja bir göz atalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Cüneyt Bey'e selamlar, kolay gelsin diyor. Hoş geldiniz diyelim. Ve Cüneyt abi, burada bir de İdris Bey'in sana bir sorusu var. 5 numaralı Pacing Runner şansı nedir diyor. Şimdi deklar olan jokeyi görünce ben muhtemelen yarıştan çıkabileceğini düşündüm. Yani yarış bölünsün diye mi yazıldı acaba? Bektaş Sağ biniyor ki Bektaş Sağ baktım yani yanlış olmasın diye 2019'dan sonra ilk defa at biniyor. 2 senedir de bir yarış binmiyor. İtman jokeyliği yapıyor kardeşimiz. Uzun senelerdir de sağının tozunu yutmuş kabiliyetli bir arkadaşımız. Yani itman jokeyliği yapıyor. Yarın koşar mı bu at? Tam emin değilim. Eğer koşarsa tabii ki yani diğer rakiplerine göre tecrübeli bir isim. Yeri olanlar için bir sürpriz şansı verilebilir. Hani ben Bektaş tekler olduğu için hani sorma imkanım da olmadı. Koşup koşmayacağını tam kestiremediğim için bir şey diyemiyorum. Soru işareti bırakayım. Eğer koşarsa tabii ki tecrübesiyle son yarışlarındaki başarılı performansıyla bir çarpı atılabilir geniş kuponlarda özellikle. Peki o zaman senin paylaştığın sıralama içinde bu detayları aktarmış olalım. Yani bir en azından hani vaktimiz kaldığı sürece yarıştan çıkar mı çıkmaz mı bu detaya da dikkat edelim, ona göre şansı olabilir diyorsun. Ve 4 çizgi 3-6 çizgi 1-2 ve 5 numaraya da ayrıca bir parantez açtık Cüneyt abi. Bu detaylarla beraber günün bir sonraki koşusuna, 5. koşuya geçiş yapıyoruz. İstanbul'da Altılı Ganyan'ın 3. ayağı Galata Kulesi koşusu olarak kayıtlarda. Açık 3 mücadele ve 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetikte boy gösterecek. Cüneyt abi, günün keyifli geçmeye aday koşularından birisi, şöyle baktığımızda kimler yok ki? Alihan, Jack Sparrow, Nestor, Zabun, Grashov, çok kaliteli isimler burada. 8 isim kayıtlı. Sözü biz sana bırakalım. Bu koşu için bize hangi isim ya da isimleri aktarırsın?
Evet, şimdi bir ara vermişti. 5 numara Alihan burada start alıyor. Ara vermişti dediğim kendi bilerek tabii atı dinlendirdi. Kış sezonunda koşmayı uygun görmediler. Geçtiğimiz sene çok başarılı performanslar gösterdi ki grup 1 sürat koşusunu kazandı Ankara'da. Son yarışında yine çok iyi koşup Yamanlar ve arkasına ikinciliği var. Çok başarılı performansları sonrası iyice bir dinlendi. İlk startını alacak yani bu sezonki. Dolayısıyla hani yarışı da önde götürecek Nestor'un beklenenin olması yarışı hızlandıracak. Alihan da önlerde gitmeyi seven bir isim. Dolayısıyla bir tık geride görüyorum. İkinci isim olarak görüyorum Alihan'ı. Özellikle Alihan'la giriş yapmamın nedeni yani ne zamandır koşmadı, niye koşmadı hani bilgisini paylaşayım diye söylüyorum. Atı bilerek dinlendi de ilgilileri. Çok da iyi bir dinlenme sezonu geçiyor. Özellikle çim pistte bu sezon adından çok bahsettirecek. Kabiliyetli bir isim zaten. Geçen sene bunu göstermişti. Dolayısıyla ondan nefes yönünden bir tık etkilenebilir. Zab'ın yarım adım önde tuttuğum isim benim bu yarışta. Yarış çünkü çok lehine gidecek. Hızlı gidecek. Hızlı giden yarışlarda sonlarda etkili ataklarıyla koşu lehine çevirebilen bir isim. Dolayısıyla Zab'ın favorim ama tabii ki Alihan da en az onun kadar şanslı. Yani özellikle 2-3 götürür diye tahmin ediyorum. Yani yarışı Nestor ve beklenen önlerde giderse Alihan bunların arkasına yatıp yüzükten sonra kısa sprintte avantajı alıp oradan bitirmeye çalışacaktır diye tahmin ediyorum. 7-5, 5-2 ben birbirinden çok fazla ayrılmaz diye düşünüyorum ama bir üçüncü isim yazacaksak 2 numara Jack Sparrow. Hızlı giden yarış onun da lehine olacak. Özellikle Hüşman Çizik bindiğinden beri performansı çok yükseldi. Dolayısıyla kantarmasını çok sevdiğini düşünüyorum. O da onun huyunu biliyor. Tam nerede sprint yaptıracağını biliyor. Her yarışı birbirinden başarılı. Bu yarışa da iyi koşabilir. Yeri olanlar 2 numara Jack Sparrow'a da çarpı atabilir. 7-5 başta çizgi 2 benim burada söyleyeceklerim. 7 numaralı Zab'un ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. Enci'dir rakibi, çok yaşlı Cüneyt abi bu arada. Enci'dir rakibi 5 numaralı Alihan diyorsun. 7-5 yazdık biz. Çizgi çektikten sonra 2 numaralı Jack Sparrow da geniş kuponlarda özellikle Hışman Çizik İdaresi'nde mutlaka bulunması gerekir diyorsun. Baktığımızda İbrahim Yücel de Jack Sparrow tek olur düşüncesiyle mesajını paylaşmış. Yine Mustafa Ambarcı ve Mehmet Barensel de Zab'unu soruyordu. Biz 7-5 çizgi 2 olarak notlarımızı aldık. İlk 3 ayağı İstanbul'da değerlendirdik. Geçiş yapıyoruz. Günün 4. ayağına Handikap 21 mücadele. Kısa mesafeli bir koşu olacak. 1300 metre sentetikte 4 ve yukarı İngilizler sahne alacak. Sahnede 6 isim olacak. Sözü sana bırakalım Cüneyt abi, bu koşu özelinde bize hangi isim ya da isimleri aktarırsın? Biraz tabii kilo farkları da ön planda görünüyor. Ya aslında kilo farkları ön planda görünüyor ama bir numaralı Azmator da gerçekten çok iyi durumda. Yani üst üste başarılı koşuyor. Özellikle Saritin Boyraz'a da ben çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum. Yani önde giden atlara zaten muazzam biniyordu. Bu ata da çok iyi bindiğini düşünüyorum. Koşabileceği birkaç tane yarışı da koşmadılar. Bu yarışı hedef yaparak hazırlandı. Rakiplerine göre kilo dezavantajı var ama yine de önüne düşeceği için fazlaca üzerine gidecek, temposunu bozmaya gidebilecek. Hani bakıyorum Senara Soro belki önlerde gidebilir, biraz onun temposuna girebilir ama o da kovalamayabilir. Dolayısıyla istediği avantajı alabilir. Düzlüğü de 2-3 boy avansla döndüğü zaman kolay kolay yakalanan bir isim değil. Azmator ben kazanmaya yakın görüyorum. Bir tek alternatif olarak yazılabilir. Sonradan gelebilecek iki tane rakibi var bence, sprinter isimler. Bunlar 5 numara Josephine ve son yarışını çok beğendiğim 4 numara Miss Perfect. Eğer Azmator yarışın temposu biraz hızlanır da önde biraz fazla sürete girerse, sonlarda sallanırsa ki kilo dezavantajı da var dediğimiz gibi, sonlarda 5 numara Josephine ve 4 numara Miss Perfect rakibi olurlar ama ufak kuponlar için yine de ben Azmator beyaz bayrak ayna yapar diye düşünüyorum. Tek alternatif olarak görüyorum. 63 kilo Azmantor kazanmaya yakın diyorsun. Saadettin Boyraz'da daha önce 3 defa bir araya geldiler ve 3'ünden de birincilik çıktı. 4'te 4 için sahada olacaklar. Ama alternatif tek önerin olduğu çizgi çektikten sonra 2 ciddi rakip önerdin. 5 numaralı Josephine ve 4 numaralı Miss Perfect şeklinde notlarımızı aldık. 1 çizgi 5-4 olarak. Evet sevgili dostlar, tahminkulübü.com yarış yorumcusu Cüneyt Merel'le beraberiz. Cüneyt abi zaman zaman yayında olmadığında da soruyorsunuz Cüneyt abi nerelerde özledik diye. İşte karşımızda ama en azından bariyer dibinde olmadığı zamanlarda da dile getirelim. Cüneyt abinin diğer günler üzerinde de değerlendirmelerine tahminkulübü.com'dan ulaşabilirsiniz. Ve yine Twitter'da da Cüneyt Bey Merel yazarak Cüneyt abinin hem zaman zaman paylaştığı dikkat listesine ya da ondan ziyade son dakika paylaşımlarını görebilirsiniz diyelim. Ve Cüneyt abi günün 7. koşusuna geçiş yapıyoruz bu detaylarla beraber. Maiden mücadelenin bir diğer ayağı yine uzun mesafe 2000 metre sentetikte 3 yaşlı İngilizler sahneye çıkacak. Dişlere mahsus bir Maiden 9 isim koşuya deklare
Sözü sana bırakalım. Bu koşu özelinde bize hangi isim ya da isimleri aktarırsın? Evet, yine keyifli geçmeye aday bir yarış olarak görüyorum. Burada önereceğim 4 tane isim var. Bunların başında 3 numaralı Dipros var. İlk yarışında fena koşmadı. Yani iyi beküride zaten bu at. Hazırlıkları bana göre yeterli, uzun mesafe çok daha iyi koşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün bir patlama bekliyorum bu attan. En şanslı isim olarak da onu görüyorum. Tabii yakın rakipleri var. 8 numaralı Sunday Storm son yarışını çok iyi koştu Kocaeli'nden geldikten sonra. İlgilileri yarınki yarış için de güvendiğini ben biliyorum. Dolayısıyla daha at İstanbul'a gelmedi ama yaptığımız görüşmelerde atın iyi durumda olduğunu öğrendik. Yarın sabah herhalde İstanbul'da olacak at. Dolayısıyla uzun mesafede yatkın olduğunu düşünüyorum. Kuponlarda en ciddi rakip olarak onu işaretleyelim. Son yarışta bir sıkıntı yaşamıştı. Fearless'teydi. Yarıştan çıkmıştı. Starta girmediği için. Start problemi yaşamazsa, yani girmeyle ilgili bir sıkıntı yaşamazsa bana göre çok etkili bir yarış koşacak. Ben bu atın özellikle çime çıktığında iyi yarışlar yapabilecek kabiliyetli bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet. Fizik eşkali olarak çok beğeniyorum. Dolayısıyla yeri olanlar yazsın. Tabii biz Evgenia'da burada kuponlarda bulunması önereceğim bir diğer isim. O da bana göre başarılı yarışlar koşuyor. Akın Sözen'de biniyor. Uzun mesafenin de lehine olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir dişi yarıştır. Sürpriz şansı var. Kuponları yazalım. 3, 8, 4, 5 benim burada önereceğim isimler. Yani tuttuğunuz isimler varsa buraya ekleyin derim ama bu 4 at diğer rakiplerine göre biraz daha önde görünüyor. Bana göre bunların arasında geçer yarış. 3 numaralı Deep Roots ön plana çıkarttığın isim oldu. En ciddi rakibi 8 numaralı Sunday Storm diyorsun. 3-8 ardından 4 numaralı Furious Lady ve 5 numaralı Miss Evgenia ki 4 numaralı Furious Lady'ye de ayrıca bir parantez açtın. Notlarımızı da bu şekilde aldık. Cüneyt abi ağzına sağlık diyelim. Ve ilk 5 ayağı değerlendirdik. Geçiş yapıyoruz günün 8. koşusuna. İstanbul'da Altılı Ganyer'in kapanış ayağı. Şunu da hatırlatalım. Birazdan İstanbul'u tamamladıktan hemen sonra Adana koşularını değerlendireceğiz. Adana'da da 10 koşulu bir program ve 2 altılı ganyan bizi bekliyor. Istinyeganyan.com yarış yorumcusu Serdar Aydoğan bizimle birlikte olacak. Serdar abi değerlendirecek. Adana'yı da merak eden dostlarımız bizden ayrılmayın diyelim. Ve hala kanalımıza abone değilseniz de ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir de beğeni butonuna basıp yayınımızı ön plana çıkartabilirsiniz. Katıl butonumuz da aktif. Katıl butonu üzerinden de aylık 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Ve bu detayların ardından günün 8. koşusunun detaylarına geçiş yapalım. Handikap 16 mücadele, dişilere mahsus yarış. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetikte sahne alacak. Ve kapanışta sahnede 12 isim seyredeceğiz. Cüneyt abi sözü sana bırakalım. Keyifli bir koşu olacağı benziyor kapanış ama biraz da zor gibi, neler söylersin? Evet, zor bir yarış gibi görünüyor. Yani baktığımız zaman 12 tane at koşuyor. 1 numaralı Hopaşa ve 2 numaralı Altın Suyu 61 kilonun üzerinde isimler ama ondan sonra Bonjour El Samavi'den başlayarak 52 kilodan, evet, 50 kiloya kadar sıralanıyor ki aşağıda 50 kilo atların, koşan atların hiçbir tanesi de zaten 50'ye, daha önce de konuştuk bunu. Yani 50'ye tam binmiyorlar. Genelde jokeyler 2 kilo fazla binme hakkını kullandığı için 52 kiloyla start alıyorlar. Dolayısıyla birbirine yakın kiloyorlar. 2 tane at haricinde. Keyifli bir mücadele olacak. Benim burada favorim, daha önce uzun mesafede çok iyi koşacağını düşündüğümüz ve kolay bir yarış kazandığını hatırladığımız 11 numaralı Foto Kızı olacak. Bu kez yine kendi dişine göre grubu buldu. Mesafe de lehine, yarışa temposu lehine gelişirse yine iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum ben. Koşun en şanslı ismi onu görüyorum. 8 numaralı Karabaş. Sert gruplarda başarılı yarışlar koştu. Sahip değiştirdikten sonra sürekli iyi koşan bir isim. Bugün de uygun kilosuyla start alıyor. Atı da tanıyan binicisi var. Bana göre uzun mesafe lehine. Çim pist atı olduğu için sentetik piste de uyum sağlayacağını düşünüyorum. Kuponlarda öncelikle rakip olarak onu yazalım derim. Daha sonra 6 numaralı Tanır Kız son yarışını uzun mesafede kazandı. Önde gitti, kazandı. Çok da iyi koştu. İyi rakipleri geçti. Bugün bomboş kilosuyla muhakkak iyi bir yarış koşacaktır. Daha sonra 7 numaralı Petekkan, 3 numaralı Bonjour El Semavi ve 2 numaralı Altın Suyu benim burada sürpriz olarak önereceğim isimler. Tabii burada dişi yarışıdır neticede. Fazla yeri olanlar için yazılabilecek çok at var. Ama ben bunları öneriyorum başta. Dediğim gibi yarış severler kendi tuttukları isimler varsa da ilavelerini yapabilirler. 11, 8, 6 biraz daha önde görüyorum. 7, 3 ve 2 sürprize tuttuğum isimler. Peki Cüneyt abi, 11 numaralı Foto Kızı ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. 8 numaralı Karabaş'ı yanına yazdık. 6 numaralı Tanır Kız da 3. sırada yerini alan isim oldu. Bu üçlü biraz önde diyorsun ama çizgi çektikten hemen sonra 7 numaralı Petekkan, 3 numaralı Bonjour El Samavi ve 2 numaralı Altın Suyu şeklinde notlarımızı
aldık. Dostlarımızdan gelen mesajlar var. Murat Temur selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. İdris Bey'den 4 numaralı Pegasus'la ilgili bir yorum ricası gelmiş. Bomba gelebilir mi diyor Cüneyt abi. Kimden? 4 numaralı Pegasus. Pegasus'tan. Ya Pegasus biraz yaşı ilerleyen bir isim. Yani biraz da mesafe dezavantajı aslında. Orta mesafeli yarışlarda çok daha iyi koşuyor ama daha önce uzun mesafede de fena koşmada yarışlar var. Yarış temposu lehine gelişecek bana göre. 51,5 kilo avantajı da var. Dolayısıyla hızlı gideceği için yarış, öyle hızlı gideceğini tahmin ediyorum. Sonlardaki ataklarıyla devreye girebilir. Zaman zaman çünkü etkili yarışlar koşuyor. Dediğim gibi son dişi yarış olduğu için yeri olanlar tuttukları isimlere yer versin. Zor yarışlar. Yani burada çok hani böyle gelmez diyebileceğimiz bir at yok. Birbirine yakın isimler var. Dolayısıyla bir sürpriz şansı var. Yani Pegasus da gelirse inşallah da gelir. Yani bizim antrenörü, bizim arkadaşımız inşallah o kazansın diyorum ama yani biraz sürpriz, dediğim gibi yaşı biraz ilerledi. Biraz da mesafe dezavantajı var ama her türlü yani şanslı olabilir. Tabii ki yeriniz varsa yazın. Bizim şablonumuz bugün için hesapladığımız zaman da biraz ufak tuttu. Yani yazabilirsiniz. Özellikle bizim şablonumuza bakıyorum. 6 kere 4, 24, 72, 5 lira, 30 lira, 90 lira toplamı. 90 liralık bir şablon önermişiz. Dolayısıyla yerimiz var. Yazabilirsiniz yani Pegasus. Dediğim gibi son koşu biraz tehlikeli. Tabii daha geniş oyunlar için de yine dostlarımız ilave edebilir ki her zaman söylüyoruz, ilk olarak dostlarımıza kendi tuttukları isimleri yazmalarını, ardından bizim yorumlarımızla beraber bir harmanlama yapabileceklerini söylüyoruz. Cüneyt abi, bu detaylarla beraber tüm koşuları değerlendirmiş olduk İstanbul'da Altılı Ganyan özelinde. Özellikle günün ilk ayağında bir numaralı Duman Bankosu'yla başladık ve ardından da yine diğer koşularla ilgili yorumlarını aldık. Şablonumuzu oluşturduk. Ağzına sağlık, emeğine sağlık diyelim. Bir kez daha hatırlatalım yarışsever dostlarımıza. Seni bariyer dibinde olmadığın günlerde senin değerlendirmelerine nasıl ulaşabilecekler? Tahminkulübü.com web sitesine giriş yaparak orada Cüneyt Meral'i takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ve ondan ziyade özellikle Twitter'da da Cüneyt Bey Meral yazarak Cüneyt abi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bu anlamda şunu da söyleyeyim, hani bizler de yeri geliyor Twitter'dan paylaşımlar yapıyoruz. Bir takım emeklerin ardından bazı paylaşımlar oluyor. Hani sadece ben kendimi şöyle biraz ayrı tutayım ama özellikle yarış yorumcularımız, konuklarımız. Dolayısıyla o paylaşımlarda da sevgili dostlar, yani gördüğünüz noktada bir beğeni, bir retweet yapmanız o paylaşımların daha da artmasına sebep olacak. Bu anlamda hani hem takip etmeniz hem de o paylaşımlara katkıda bulunmanız gerçekten çok çok kıymetli. Tıpkı bu yayını seyrederken beğeni butonuna hala basmadıysanız şöyle bir butona basmanız gibi diyelim. Cüneyt abi, sözü tekrar sana bırakalım. Sana veda edeceğiz. Biz ardından Adana'yı konuşmaya başlayacağız. Son sözlerin için neler söylersin? Evet, yine herkese bol şanslar, iyi hafta sonları diliyorum. Güzel bir program oldu yine. Biraz şablonumuz ufak oldu. Yani alternatif isimlerde önerdik. İki tane alternatif banko adayımız da var. Duman Bankosu haricinde Pace ve Azmantor da yani alternatif banko adaylarımız. Dolayısıyla hani ufak çaplı bir mistik kuponda denenebilir. Fazla büyük bir şablon olmadığı için onları da tek yazarsanız 5 liraya kadar düşüyor. 3 tekli oynandığı zaman şablonumuz, kuponumuz 5 liraya kadar düşüyor. Dolayısıyla ufak çaplı bir misli oyunda denenebilir. Keyifli yarışlar olduğunu düşünüyorum yarın. Her zaman söylüyorum, yani yine söyleyeyim ya, keşke yarın hipodrom seyircilere de açık olsaydı, seyircilerle birlikte o kalabalıkta bu güzel yarışlar seyredilseydi diyorum. Ama ne yapalım, inşallah bu pandemi dönemi yakın zamanda geçer mi diyoruz ama gerçi gelen rakamlar pek öyle göstermiyor ama hayırlısı, evet. Bakalım sezon açıldığında göreceğiz. Nisan'dan sonra öyle bir ümidimiz var seyircili yarış olur diye ama çünkü maçların, biliyorsun daha önce konuşmuştuk, Federasyon Başkanı Nisan'dan sonra hani seyircili olabilir diye söylemişti. Biz de eğer futbol maçları oynanırsa muhtemelen at yarışlarına da bu sirayet edecek. Dolayısıyla hani seyircili yarışlar, yarış severleri hipodroma çekmeye başlar. İnsanların, bilmiyorum zaten gelenler biliyordur az çok da, Velefendi Hipodromu İstanbul'un tam böyle merkezinde bir nefes, evet, almak için çok uygun bir yer. Yani İstanbul'da artık her tarafımız çepeçevre binalarla sarıldığı bir yerde, yani o havaya almak, o solumak, o keyfi yaşamak güzel oluyordu. Keşke bu yarış severlerle birlikte yaşansa ama biz yine tabii yarın bir aksilik olmasa görevimizin başında hipodromda oluruz. Oradan yine buradan son kez söyleyeyim. Yani genelde yapıyorum. Twitter'dan da yarın saat 4 gibi bu altılı ganyan şablonumuzun son dakika bir değişik olsa, kağıt bilgisi falan olursa onlarla ilgili bir düzenleme olur. Twitter'dan da paylaşacağız bu şablonumuzu. Oradan da takip edebilirsiniz diyorum. Sana da iyi yayınlar diyorum. Herkese bol şanslar. İyi hafta sonları. Çok teşekkürler Cüneyt abi. Dostlarımızdan gelen mesajlarla sana vedamızı yapalım. Teşekkür ederiz Cüneyt Bey. Emeğine sağlık diyor İdris Bey ve İbrahim Yücel de
Cüneyt Meral'e sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalsın mesajı var. Cüneyt abi, tekrar sana teşekkürlerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda tekrar yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal. İnşallah görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet sevgili dostlar, tahminkulübü.com yarış yorumcusu Cüneyt Meral'le beraberdik ve Cüneyt abi İstanbul koşularını değerlendirdi. Bizler de notlarımızı aldık. İstanbul'u tamamladık ve sıra geldi Adana'ya.